Allah'ın selamı, rahmeti, aşkı, muhabbeti tüm mümin ve Müslüman kardeşlerimizin üzerine olsun. Diriliş ayı Ramazan programına tekrar hoş geldiniz. Değerli hocalarımızla inşallah sizlerle beraber olacağız. Öncelikle Fırat hocama hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah hocam. Nasılsınız hocam? Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Fırat hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Nasılsınız? İyisiniz. Allah hamdolsun. İyiyiz. Bugün konumuz daha çok nasıl hamd etmeliyiz, nasıl şükretmeliyiz? Bir de insanın tanımını yapacağız inşallah hocalarımızla beraber. İnsan kimdir? Hazreti insan nedir? Bunları konuşacağız. Öncelikle Fırat hocama dönmek istiyorum. Fırat hocam, hamd ediyoruz, şükrediyoruz ama baktığımızda böyle sadece dilde kalıyor. Doğru. Yani gerçek anlamda hamd etmek, şükretmek nasıl olmalıdır hocam? Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçek manada nasıl hamd etmemiz gerekiyor? Nasıl şükretmemiz gerekiyor? Resulullah Efendimiz buyurdu ki, Ya Rabbi, seni layıkıyla hamd edemedik, layıkıyla şükredemedik, teşekkür edemedik. Ama muhakkak Allah'ın, Rabbimizin bizden istediği bir hamd var. Yani Rabbimizi bir övme vardır. Rabbimizin vermiş olduğu nimetleri görerek muhakkak bir teşekkür var yani. Evet. Mesela Fatiha suresinde buyuruyor ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, övme ve övülme alemlerin Rabbi olan Allah içindir buyuruyor. Öyle değil mi? Hamd, övme ve övülme alemlerin Rabbi olan Allah içinse o zaman önce alemlerin Rabbini tanımak gerekiyor, bilmek gerekiyor. Tanımadığın, bilmediğin bir Rab'be ne hamd edilir, ne şükredilir, ne de teşekkür edilir. Sadece hayalde, dilde kalmış olur, taklitte kalmış olur yani. Bunun için yapmamız gereken tek şey, önce Rabbini gerçek manada hamd eden, gerçek manada şükreden, layıkıyla şükreden, layıkıyla Rabbine hamd eden, teşekkür eden bir kulla olmamız gerekiyor. Yani Rabbimizin önümüze ölçü olarak gönderdiği Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'dir. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in varisleri mürşid-i kamillerdir. Seni Rabbine götüren, seni Rabbine taşıyan, seni Rabbine vasıl edecek bir mürşid-i kamille beraber olacaksın ki öyle buyurdu Allah ayet-i kerimede. O sizin için örnektir buyurdu. Apaçık bir örnektir. O zaman bu örneğin sadece maneviyata değil, zahirde de olması gerekiyor. Yani örneğin zahirde de seninle beraber olması gerekiyor. Senin de onunla beraber olman gerekiyor. Gönlünü ona rapt etmen gerekiyor. O Rabbine nasıl hamd etmiş, Rabbine nasıl teşekkür etmişse, derviş de, kul da, ümmet de peygamberine bakarak, peygamber varisi mürşid-i kamile bakarak Rabbine hamd etmesi gerekiyor, Rabbine teşekkür etmesi gerekiyor ki Rabbi onun hamdi ve teşekkürünü kabul etsin. Yani hamd ederken şirke bulaşmamış bir hamd etmesi gerekiyor. Şükrederken, teşekkür ederken şirke bulaşmamış bir şükür, bir teşekkür olması gerekiyor. Yani bir insanın bunu ayırt edebilmesi imkansız denecek kadar zordur. Rabbine hamd ettiğini zanneder, Rabbine şükrettiğini zanneder. Allah'ın vermiş olduğu nimetleri görür, hamd eder, Rabbini övmeye başlar. Allah'ın zahiri olarak da vermiş olduğu nimetleri görür, teşekkür, şükretmeye başlar. Ama farkında değil. Şükrü gerçekten Allah'a mı yapıyoruz? Hamdi Allah'a mı yapıyoruz? Yoksa birbirimize mi yapıyoruz? İnsanlara mı yapıyoruz? Yani açık olmak gerekirse günümüz hayatında herkes birbirine şahittir. Nasıl şu an Kalat hocam olsun, siz olsun. Nasıl birbirimize şahit isek bütün insanlar da gün boyunca, hayatı boyunca hep birbiriyle muhataptırlar. Muhatap olduklarında İşte olsun, açta olsun, evde olsun, iş hayatında olsun, ne bileyim. Bir camide olsun, bir imamla beraber olsun ya da bir Allah dostuyla beraber olsun ya da kendi başıyla olsun ya da Rabbi ile beraber olduğunda birbirini övme ve övülme alemlerin Rabbi olan Allah içinse bakması gerekiyor. İnsanlar birbirini mi övüyor? Birbirini övdüğünde ondan bir zevk alıyor, ondan bir mutluluk duyuyor, ondan bir haz alıyor. Yoksa gerçekten gözünü kapatıp Rabbinin nimetlerini tefekkür ettiğinde Allah kendi ruhundan nefretmiş, onu yaratmış. Öyle değil mi? Evet.
bütün güzellikleriyle, ismiyle, el esmaül hüsnesiyle ona tecelli etmiş. Yetmedi, el vermiş, ayak vermiş, göz vermiş, dil vermiş. Gece gündüz durmadan rızıklandırıyor hem zahiri hem manevi. Öyle değil mi? Bunları hepsini Allah'tan bilirse, gerçekten Allah'tan bilirse, Allah'tan bilen biriyle beraber Allah'tan bilirse, onu kendine örnek alırsa, o önündeki örneği, önderi, rehberi kime hamd ediyorsa o da ona hamd eder. Kime şükrediyorsa o da ona şükreder. Yani bir Allah dostuyla beraberse, bir Allah dostu Rabbine nasıl hamd ediyorsa o da gerçekten Rabbine hamd eder. Allah dostuyla beraber değilse, bir mürşid-i kamille değilse, bir vuslat yolculuğuna girmemişse, o zaman ne yapar? Kimi över? Biri ona bir nimet vermişse, ona bir teşekkür etmişse, onun bir borcunu kapatmışsa ya da ne bileyim ona bir güzellikte bulunmuşsa başlar onu övmeye. İşte falan kez bana böyle yardım etti, falan kez bana şunu şöyle yaptı. Perdenin arkasını, perdenin arkasını göremez. Tabii tabii göremez. Aynen hocam. Göremiyor perdenin arkasını. Doğru. Yani perdenin arkasında tecelli eden Rabbinin fiilini, Rabbinin efalini, Rabbinin tecellisini nasıl Hamid ismiyle tecelli ettiğini göremediği için, bilemediği için, önünde örnek ve ölçü olamadığı için karşıdaki insana hamd etmeye başlar. Ona şükretmeye başlar, ona teşekkür etmeye başlar. Hayatı boyunca da bu böyle devam eder. Nereye kadar, ne zamana kadar? Ama gerçekten de bir kul Rabbini isterse, bir mürşid-i kamil de olmazsa, Rabbini isterse, secdeye giderse, Rabbine karşı gerçekten samimi olursa ve isterse, ya Rabbi, sana layıkıyla hamd etmek, sana şükretmek, sana teşekkür etmek istiyorum. Ama senin istediğin şekilde, kendim gibi değil, annem gibi değil, babam gibi değil, patronum gibi değil, bir parti gibi değil, bir arkadaşım gibi değil, bir eşim gibi değil, bir dostum gibi değil. Sen nasıl hamd etmemi istiyorsansa bana öyle bir hamd yolunu ikram eyle. Hamde gelen, Hamid ismine gelen bir yolu ikram eyle. Şükür, teşekkür yoluna gelen, sana gelen bu yolu bana ikram eyle dediğinde samimiyse gerçekten, secdeye kapanıp Rabbinden bunu isterse Allah ona bu kapıyı açar. Eğer o kapı açılmazsa o zaman ne yapar? Rabbine hamd ettiğini zanneder, Rabbine şükrettiğini, teşekkür ettiğini zanneder. Ama ne yazık ki hepimiz buna şahidiz. Herkes de, herkes kendine de şahittir zaten. Allah da ayet-i kerimede Rabbimiz öyle buyuruyor. Herkes o gün defterini eline verecek ve herkes kendi hükmünü kendisi verecek. Herkes kendine yaptıklarına aslında şahittir. Yani insan kendi kendini kandıramaz. Onda gerçekten bir güzellik varsa güzelliğe de şahittir. Bir çirkinlik, bir kötülük, bir fahşalık, bir aşırılık varsa ona da şahittir. Yani bir şirk varsa ona da şahittir, bir günah varsa ona da şahittir. Kimse kendi kandırmadan elini vicdanına vuracak, bakacak gerçekten Rabbine hamd ediyor mu? Rabbine gerçekten teşekkür ediyor mu? Yani ya Rabbi hamd olsun, ya Rabbi teşekkür olsun değil. Evet, Allah bir nimet verdi, ya Rabbi sana hamd olsun. Ama Allah o Hamid ismiyle bir nimet verdiğinde gökten bunu vermiyor ki. Bir kulunun eliyle bunu yapıyor. Bir kulunun vesilesiyle bunu yapıyor. Senin sıkıntını gideriyor. Örnek vereyim yani. Değil mi? Sen Allah'a dilinle hamd ediyorsun ama sen karşıdaki insanla muhatapsın ya. Fiilinle hamd ediyorsun, gözünle hamd ediyorsun, teşekkür ediyorsun, muhabbete gark oluyorsun. Öve öve bitiremiyorsun. Ahmet'in yanına gidiyorsun, diyorsun falan kez bana şunu verdi, benim suç sıkıntımı gideri, şöyle yaptı, böyle yaptı diyorsun. Mehmet'in yanına gidiyorsun, şöyle diyorsun. Annenin yanına gidiyorsun, şöyle diyorsun. Eşin yanına gidiyorsun. Sıkıntımı giderdi. Bana nimet verdi. Teşekkür ederim. Borcumu giderdi. Örnek verdim yani. Nasıl bir teşekkür, nasıl bir hamd etti. Ama bunu perdenin arkasındaki önce bunu Rabbine yapması gerekiyor. Rabbini bilmediği için, Rabbini tanımadığı için önünde bir ölçüsü, elinde bir ölçüsü, önünde onu Rabbine götürecek bir varis, Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin varisi olmadığı için istese de istemese gerçek manada hamdi Rabbine değil, şükrü teşekkürü Rabbine değil, karşıdan muhatap olduğu kendi sıkıntısını gideren insanlara karşı, kişiye ya da şahıslara karşı. Teşekkürü hamdi ona yapmış oluyor. Ondan dolayı yani hamd etmek için, gerçekten şükretmek için, Allah'ı övmek için, Allah'ın alemlerin Rabbi olduğunu övmek için, bütün fiilin, bütün efalın, bütün isimlerinin sahibinin vahid ve ahad olan, samed olan Allah olduğuna iman etmek için gerçekten insanın önünde bir ölçüsü olması gerekiyor ki gerçek manada Rabbine
en azında hiçbir şey de olmasa %51 olsun. Yani Rabbine hamd edip Rabbine dönmesi, Rabbine teşekkür etmesi gerekiyor. Evet, önce Rabbine hamd edecek. Değil mi? Ondan sonra ne yapacak? Karşıdaki insana teşekkür edecek. Allah sizden razı olsun. Rabbim sonra dönecek. Ya Rabbim ne güzel kulunun üstünde bana ikram ettin. Bunun için sana hamd ediyorum. Sana teşekkür ediyorum. Sana şükür ediyorum. O kula da teşekkür eder. Zaten günümüzde de evet. Çoğu zaman da buna da şahit oluyoruz aslında. Evet. Yani baktığımızda az önce söylediğiniz gibi yani birilerine şükrettiğimizde, birilerine hamd ettiğimizde Allah tabiri caizse Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, kıskançtır. Evet. Yani onu da darma duman ediyor aslında. Evet. Ona güvendik ya, evet. Onu şükrettik ya, ona hamd ettik ya. Yani bu durumdan da anlamamız lazım yani. Aslında Allah'a şükretmemiş oluyoruz. Yani. Tabii. Yani günümüzde, günümüz hayatına baktığımızda şu anda bile yani gerçekten hani sizin ilk söylediğiniz şekilde gerçek manada gerçekten biz Rabbimize dönüp Rabbimize hamd ediyor muyuz? Onu övüyor muyuz? Onun işini, onun fiilini, onun efalini. Çünkü yeryüzünü Allah kendi zatıyla, insanı kendi zatıyla, insanı kendi zatıyla, sıfatıyla tecelli edip yarattı. Bütün isimler, bütün güzellikler Allah'a aittir. Öyle buyurdu Rabbimiz. Bütün el esma-ül husna Allah'a aittir buyurdu. Ama o el esma-ül husna'yı bize vermiş, bize tecelli etmiş. Bizde yani. Yani bizim birbirimizle muhatap olurken ister nimette, ister sıkıntıda, ister belada, ister bir ne bileyim herhangi bir şeyde muhatap olduğumuzda Allah bizi neyle imtihana tabi tutarsa tutsun, ister nimetle, ister musibetle fark etmiyor. Her şeyden önce eğer Rabbimizi gerçekten görürsek Rabbimize hamd etmiş olur, teşekkür etmiş oluruz. Ama Rabbimizi değil, Rabbimizden önce muhatap olduklarımızı görürsek o zaman Rabbimizi farkında olmadan İkinci plana atmış oluruz. Karşımızda muhatap olduğumuz insanı birinci plana atmış oluruz. Dolayısıyla hamdi Allah'a değil, hamdi karşıdaki insana yapmış oluruz. Aslında insan günlük hayatına baktığında bir işte, bir fiilde, bir efalde bulunduğunda, çarşıda, pazarda, evde muhatap olduğu, her ne olursa olsun. Yani bütün nimetlere karşı baktığında aslında kimi övüyor? Hamd aynı zamanda övmek demektir. Kimi övüyor? Yani senin birini övebilmen için onda bir güzellik görmen gerekiyor değil mi? Onda bir nimet görmen gerekiyor ki ona şahit olman gerekiyor ki onu övmüş olabilesin. Evet biz zahiri gözümüzle karşıda muhatap olduğumuz insanı görüyoruz. Ondan bir güzellik, iyilik geliyor. Biz onu övüyoruz. Ona teşekkür ediyoruz. Aslında ona hamd ediyoruz. Birbirimize şahit olduğumuz gibi Rabbimize de şahit olmamız gerekiyor. Yani Allah'ın o insanın üzerine tecelli ettiğini Hamid ismiyle tecelli ettiğini, aslında onun üzerinde rezak olan Allah'tır, rızkı onun üzerinde ikram ettiğini görürsek, buna şahit olursak, birbirimize şahit olduğumuz gibi Rabbimizin o tecellisine, o nuruna, o güzelliğine şahit olursak, Rabbimize şirk koşmamış oluruz. Yani Rabbimiz bizim için her zaman önde ve birinci planda olmuş olur. Evet, kula da nankörlük etmemek lazım, ona da teşekkür etmek gerekiyor. Allah sizden razı olsun, Allah teşekkür etmek gerekiyor. Yani kısa ve öz anladığımızda aslında, evet. Hamdi bilen, şükrü bilen birisiyle beraber olacağız ki tabii, manada hamd Rabbimize hamd etmiş olalım, şükretmiş olalım. Yoksa taklitten ibaret kalmış oluruz. Farkında olmadan bir de Rabbimize sanki o hamdi yapmış gibi oluyoruz ama gerçekten Rabbimize değil, kendi nefsimize ve muhatap olduğumuz insanlara o hamdi. Yani Allah'ın isimlerini o insana vermiş oluyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Altı hocam, sevin hocam. Hocam. Az önce programın başında da söyledik. İnsanın tanımı, insan kimdir? Hazreti insan nedir? Nasıl olmalıdır? Yani insan kendini nasıl tanımlıyor günümüze baktığımızda? Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Elhamdülillahi rabbil alemin. Bizi bu mübarek aya, diriliş ayına ulaştıran Allah'a hamdolsun. İnsan nedir? İnsan kendini Allah'la tanımalı. Allah insana ne demişse insan odur. Zaten ilk Allah'ın indirdiği ayet ne buyuruyor? Oku. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Niye yaratmış seni? Alakadan. İlgiden dolayı, sevgiden dolayı,
Allah insana ne dedi? Seni sevmişim, seni yaratmışım. Yani sen benim sevgilimsin. İnsan Allah'ın aşkının eseridir. İnsan Allah'ın sevip kendi ruhundan yarattığıdır. Bir de başka ayet-i kerimede ne buyuruyor? Rahman, Kur'an'ı üretti, insanı yarattı. Resulullah Efendimiz ne buyuruyor? İnsanla Kur'an ikiz gibidir. İnsanın fıtratı, hakikati, Allah'ın isimlerin tecellisi. Bir de buyuruyor Resulullah Efendimiz, Allah insanı kendi fıtratında yarattı. Bir de Allah Kur'an'ı ona üretmiş, mayası Kur'an'dır. Yani insan aşktır, güzelliktir, Allah'ın güzelliğinin tecellisidir. Bir de Allah buyuruyor ki, Allah insanı insana tanıtıyor. Ben kendimden Adem'e ruh nefettiğim zaman ona secde olur. Bütün melekelere, bütün cinlere söylüyor Allah. Bütün melekeler, bütün varlık insana secde oluyor. Bu durumda insan kimdir? Allah'ın onu mükerrem kıldığı, melekeleri, varlığı ona secde ettirdiğidir. Bir de buyuruyor ki, bütün her şeyi sizin için yarattım. İnsanın hizmeti için, insanı kendim için yarattım. İşte bunu anlamamız gerekir. Allah bizi kendisi için yaratmış. Kendisi için yaratmış, kendi güzelliğini, Rabbinin güzelliğini üzerinde göstersin, kendi güzelliğine şahit olsun, kendini, hakikatini Rabbi ile bilsin, bunu yaşayıp tatsın ve bütün varlık Allah'ın güzelliğini insanın üzerinde görsün. İnsan kainatın göz bebeği. Yani şimdi biz bir beşer olarak bir şeyi seversek kendimize, kendimiz için onu yapsak, bütün imkanlarımızla, kendimize özel, bir şey için değil, kendimiz için onu yapsak nasıl yaparız? Onun için Allah insanı kendisi için yaratmış. Kendisini sevsin, kendi güzelliğini, Rabbini üzerinde taşısın diye. Peki biz gerçekten kendimizi nasıl tanıyabiliriz? Evet, biz Allah'ın nefettiği ruhuz. Allah insanı ayetlerle, insanı insana tanıttı. İnsanın buna şahit olması gerekir. Şahit olması gerekir ki, öyle bir insanı görmesi gerekir ki, evet, insan budur desin. Yani o ayetleri görmesi gerekir, şahit olması gerekir. Onun için Allah ayet-i kerimede ne buyuruyor? Allah'ın Resulü sizin için şahittir. Neye şahittir? Allah'ın Resulü, Allah'ın güzelliğine şahitlik yapıyor. Allah'ın Rahman ismi, Rahim ismi, Kerim ismi, Velud ismi, Afu ismi, bütün 99 esması kamil manada Allah'ın Resulü'nün üzerinde tecelli ediyor. İnsan öyle birini Allah'ın isimleriyle tecelli ettiği bir varlığı gördüğü zaman kendini anlayabilir, insanı anlayabilir. Onun içindir Allah peygamberleri gönderiyor. Kıyamete kadar insan-ı kamil, Hazreti İnsan, kendi peygamberinin Muhammediye nurunun kendisinde tecelli ettiği peygamber varislerini görüyor. Ama gerçekten bir şeyi böyle bilgi olarak bilmek farklı bir şeydir. Ona şahit olmak farklı bir şeydir. Eğer her şey Allah insan için yaratmışsa, insanı kendisi için de yaratmışsa, bu bambaşka bir şeydir. Bu özel bir durumdur. Ve insan Allah'ın kamil manada üzerinde isimleriyle zuhur ettiği mürşid-i kamille, peygamber varisiyle beraber olduğunda insan kendini anlıyor, insanı anlıyor. İnsan güzellikten başka hiçbir şey değildir. Gerçekten. Aşktan başka, muhabbetten başka, Rabbinden ayrılmış,
Rabbinin özlemini, aşıklığını her zerresiyle tadan ilahi, Rabbani bir varlıktır. Onun için zaten Allah buyuruyor, Rabbaniyun oğlu. Allah'ın isimleriyle isimlenin. Allah bize kelamında, ayetlerinde zaten bizi tanıtıyor. Mesele bizim kendimizi böyle kabul etmemizdir. Eğer biz kendimizi böyle kabul edersek, ya Rabbi ben de insan olmak istiyorum. İnsan. Allah ne yapar? Allah dualara icabet eder. Allah bizi bir insanla beraber eder, insan-ı kamille. Hazreti insanla beraber eder. Çünkü Allah bizi bunun için yaratmış. Bunun için yarattığı için Allah zaten bunu bizim için takdir etmiş. Bunu bizim için dilemiştir. Onun için Fatiha'da da zaten günde kaç sefer, 20 sefer, 40 sefer bizi hatırlatıyor. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Aslında insana ne diyor Allah? Sen benim aşığımsın. Sen benim sevdiğimsin. Sen beni sevensin. Bize hatırlatıyor bizi. Sonra da bize öyle biriyle beraber olmamızı isteyin diyor. Silatellezinen amte aleyhim. Yani Hazreti o nimet verdiğim kullarla beraber olmayı isteyin. Gerçekten insan olmuş. Allah'ın muradı üzerinde zuhur etmiş aşıklığı, Allah'ın aşkı olmuş insanlarla olun diyor. Eğer biz de Rabbimizi ve Rabbimizin bizi koyduğu yeri kabul edersek, o zaman ne olur? O zaman biz de kendimizdeki o güzelliği, o hazineyi keşfederiz. Mesela bütün nimetler, bütün ihsanlar, Allah'ın emrettiği her şey, bize yap dediği her şey ve yapma dediği her şey, bize gönderdiği peygamber, indirdiği vahiy, hepsinde Allah'ın bir muradı var. Bu mübarek aydayız. Ramazan ayı da bunun içindir. Benliğinizden, vehminizden, varlığınızdan kurtulup o Hazreti insan olan tarafınız, Allah'ın nefettiği taraf olun. Mesela dünyaya gelmeden önce bazen öyle düşünüyorum. Bu dünyaya gelmeden önce şimdi yeryüzündeki bütün insanlar, biz 50 sene, 100 sene önce bir beden yoktu, biz neydik? Gerçekten biz neydik? Biz kimdik? Biz Allah'a nefettiği o ruhuz. Dünyada Allah bize bir elbise giydirmiş, biz o elbise değiliz. Zaten öldüğümüzde de hepimiz görüyoruz, o elbise toprağın altına giriyor. Çürüyor. Evet. Onun için Allah bizim kaderimize, yani bize takdir ettiği Hazreti insan olmadır. Bizim kaderimize bunu koymuş. Bu nimeti Allah bize vermiş. Ve bu yaratılmış bir varlığa verilecek en büyük nimettir. Gerçekten ha. Böyle düşünelim, yani bundan başka nimet yok. Bir yaratılmış bir varlığa verilecek nimet bu nimettir. Allah'a abdiyet, aşıklık, Allah muhatap kabul etmiş. Kendisi için yaratmış. Bizim bunu görmemiz gerekir. Yani bütün mesele Allah'ın bütün emirleri. Allah bizden her ne istiyorsa. Az evvel oraya geldim, atladım. Gönderdiği peygamber, vahiy, hepsi bir şey içindir. Allah'ın bir muradı vardır. Allah'ın muradı nedir? O sevip yarattığı varlığın zuhura çıkmasıdır. İnsanın o olmasıdır. Elbiseyi çıkartması. Tabii yani. Hazreti insan ol. Hepsi bunun içindir. Allah'a aşık ol. Rabbinin seni ne kadar sevdiğini bil. Onun için bizim oraya bakmamız gerekir. Önce bir kendimize bakalım, kendimizi tanıyalım. Allah'ın bize tanıttığı gibi. Peygamberler kendini böyle tanıdılar. Kendini böyle kabul ettiler. Onun için hepsi aşık oldular. Onların her şeyiydi Allah. Allah onların her şeyiydi. Onlara tabi olanlar, onları kabul edenler de. Allah onların her şeyi oldu. Biz de şimdi dünyadayız. Allah onlara da kitap indirmişti. Bize de indirmiş. Onlara da orucu farz kılmıştı. Bize de farz kılmış. Namaz da. Hepsi bizde var zahiri olarak.
Niye Allah bizim her şeyimiz olmuyor? Niye biz de Allah'a gerçekten o aşıklığını her zerremizle hissetmiyor, tatmıyoruz? Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi kendi kendimizi kabul etmediğimizdir. Hazreti insanı Rabbimizin bize beraber olun, bir insanla ol, beni istiyorsan, kendini istiyorsan onun yerini Allah söylüyor, Sırat-ı Müstakim'de ol. Bizim şimdi genel olarak anlamadığımız burasıdır. Evet. Yani Allah bizi, insanı helal haram koymuş, cennet cehennemi koymuş, bunu yaparsan cennete, bunu yaparsan cehenneme meselesi değil bu. Bu bir aşk meselesidir. Gerçekten bu bir sevgi meselesidir. Allah insanın neyine muhtaçtır? Gerçekten mesela. Ya da Allah insanı, insan cehenneme gitse, Allah insanı bunun için mi yaratmış? Allah'ın bir muradı var. Bir muradı var. Allah'ın muradı, gerçekten Allah'ın bir muradı var. Nedir muradı? Rabbimize soruyoruz. Bir sefer Allah ile ikram etti. Gerçekten bu karambolun içinde, bu dünya hayatı, bu şu, her şey. Ya Rabbi senin muradın nedir? Ben yani hani insan düşünüyor. Bu her şey, bu niçindir böyle? Benim muradım sana kazandırmaktır. Benim muradım sana gerçekten kazandırmaktır. Allah'ın muradı bizim onu bilmemiz, tatmamız, sevmemiz ve o nefettiği ruh olmamızdır. Bütün emirler bunun içindir. Onun için buyurduğunuz gibi insanın tanımını, ama bunu iyi anlayabilmek için, gerçekten bu nimetin kapısının açılabilmesi için öyle bir Hazreti insanla beraber olmak gerekir. İnsan bir Hazreti insanla olmayana kadar kendini anlayamaz. Kendini etten, kemikten bir varlık olarak yiyen, içen, üşüyen, sonra nefsin ve bedenin isteği olan, her tarafta onu bir tarafa çeken, bir sıkıntının, bir kara balığın, bir bunalımın, bir zulmün içinde kendini görür ve öyle anlar kendini. Hayatı da böyle anlar. Onun için zaten şimdi genel olarak baktığımızda insanlık bu durumdayız. Yani hiçbirimiz, hiç kimse genel olarak razı değil. Değil mi öyle? Hep itiraz halinde, hep sıkıntılar, herkes şikayet halindedir. İnsan bu mudur? Allah'ın sevip kendisi için yarattığı varlığı Allah ona azap olsun diye mi onu bu dünyaya göndermiş? Bunun için değil. Biz peygamberlere ve aşıklara bakarsak, insan olmanın bir tadı vardır. Hayatın bir tadı vardır gerçekten. Hayatın bir tadı vardır. Bunu bilenler bilir, yaşayanlar bilir. Hayatın tadı, Allah'a abd olmak, Allah'a aşık olmak, Allah'ı sevmek, Allah'ın senden onu sevmesini istemenin bir tadı vardır. Bazen böyle düşünüyoruz. Evet. Gerçekten ya, ciddi söylüyorum, böyle inanamıyorum bu nimete. Allah tenezzül etmiş, Allah beni sev diyor. Bana yakın ol diyor. Mesela ne buyuruyor Allah? Nerede olursanız olun, Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutmayın. Nerede, ne yana dönersen dön, Rabbinin vecihi oradadır. Sürekli Allah diyor beni zikret. Ayaktayken, otururken, sağında, solunda beni zikret. Günde 5 vakit huzuruna davet ediyor. İnsan sevmediği biriyle görüşmek istemez değil mi? Doğrudur. Bir de Allah ayetlere bakıyoruz. 6000'den fazla ayet göndermiş. Hep kuluna, her zaman benimle ol diyor. Benim hesabımı yap. Değil mi öyle? Sen benim muhatabımsın. Bu nimettir. Bu gerçekten nimettir. Yani insan her zaman, biz birini ne kadar çok seversek, sürekli bizimle beraber olursa biz ondan sıkılıyoruz. Ama Allah hep benimle ol diyor. Hep beni zikret diyor. Kiminle olursan ol beni unutma diyor. Bu nasıl bir sevgidir? Ve bu alemlerin Rabbi böyle bir şerefi insana vermiş. Böyle bir nimeti bize vermiş. Onun için bunu görürsek eğer, aşıklar, kamil insan bunu biliyor, tadıyor, yaşıyor. Eğer bunu görürse, biz bunu anlarsak,
Allah'ın o sevgisini birazcık kendimize gelirsek ve kabul edersek, Allah'a yemin ederim her anımız Allah'a şükür olur. Hayat bizim için artık güne başladığımızda, ben bugün Allah'a yakın olmak için Allah bana bir imkan daha verdi. Allah'ın sevdiği bir şeyi yapabilme imkanım var. Hayat Allah'ın huzurunda durup Allah'la, imanla yaşayınca hayat hayat oluyor. Zaten hayat bu demektir. Hayat diri olmak demektir. Hay, diri. Nasıl diri? İnsan Allah'ın nefrettiği ruh olunca, insanın hakikati Allah'a aşık. Zaten biz buyuz. İnsanda aşktan başka bir şey yok. İnsan abd olarak yaratılmış ve herkes aslında o aşkın peşindedir. Herkes kendisini tatmin edecek, huzura erdirecek şeyi arıyor ve insan hep seviyor. Böyle yaratılmışız. Ama sevgimizi yanlış yere çeviriyoruz. Bu nasıl olur? İşte Allah'ın Hazreti İnsan'la beraber ol, Sirat-ı Müstakim'de ol demesinin muradı, o senin gönlünü, senin o özelliğini, o seni sana, bana çevirecek. O gönlünü Rabbine çevirir. O zaman insan artık Allah'ın nimet verdiği kuluyla olunca o nimeti tadar. O nimeti tattıkça Allah onu ona tanıttır, o aşıklığı, ve bu sefer nasıl mükerrem bir varlık olduğunu hissediyor, tadıyor. Ve az evvel konumuz hamdi, şükürdü. Zaten o zaman razı oluyor. Neye razı oluyor? İnsan olduğuna razı oluyor. Bir kere insan olmaya razı olmak gerekir. Yani gerçekten Allah'ın onu yarattığına gönülden, hani dille tek değil ha, her zerresiyle, duygularla beraber razı oluyor. Sana hamdolsun ki sen beni yaratmışsın. Sana hamdolsun ki sen beni abd olarak yaratmışsın. Kendin için yaratmışsın. Bazen böyle düşünüyorum. Ya Rabbi, sen beni başka bir şey için yaratsaydın o zaman ne olurdum ben? Bu nasıl bir şereftir? Bu nasıl bir ikramdır? Bu sefer insan anlayamıyor gerçekten. Düşünüyorsun ya, Samet olan Allah. Bu nasıl bir sevgidir? İnsan bunu anlamıyor. Bana bu nimeti vermiş. Bana bu ikramı yapmış. Artık Allah'ın yap dediği her şeyi bir nimet olarak görüyorsun. Bir lütuf olarak görüyorsun. Bir imkan olarak görüyorsun. Biliyorsun ki o sevgiden bunu yap diyor. Artık bunu tadıyorsun. Seni sevdiği için sana bunu yapıyor. Yapma dediği şeyleri artık onları, mesela İnsana bazı Allah'ın yapma dediği şeyleri nefis ıslah olmadan onları yapmak güzel geliyor. Yapmadığı zaman daralıyor. Ve Allah'ın yap dedikleri ağır geliyor. Ama bir Hazreti insanla, kamil insanla, Allah buyuruyor ya, içinizden sizi temizleyecek Resuller göndermişiz. Nefsin biraz temizlense, üzerindeki kir biraz temizlense, bu sefer durum farklılaşıyor. Allah'ın her yap dediği şeyi bir şeref olarak kabul ediyor ve ondan razı oluyorsun. Allah tenezzül etmiş, bana bunu yap diyorsun. Yapma dediklerini de nimet olarak görüyorsun. Ki hakikat böyledir zaten. Hakikat, gerçek böyledir. Lütuftur, ihsandır, ikramdır, güzelliktir ve insan kendini o güzelliğin içinde buluyor. Bu sefer her zerresiyle razı oluyor. Ve Allah'a gerçekten hamd ediyor. Çünkü razıdır. Allah'ın onun için takdir ettiğine razıdır. Neye razıdır? Hazreti insan olmaya razıdır. Allah'a aşık olmaya razıdır. Allah'ın ben seni seviyorum ve ona icabet ben de seni seviyorum demeye razıdır. Ondan sonra bunun dışındaki her şeyi artık bir zulüm olarak insan görüyor kendine. Artık mesela nasıl, hani bir kuşu kafesin içine koyuyorsun ya, yüklüyorsun ona. Bunun dışındaki her şey artık ona zindan gibi geliyor. Onlardan kurtulmak için bu sefer insan çabalıyor. Ve bu da Allah'ın yardımıyla, zaten hepimiz bunu yaşıyoruz. Bütün kardeşlerimiz, çünkü niye, Allah'a hamdolsun. Hak haktır, hak aşikardır. Onun için Allah öyle bir nimet ikram etmiş. Aşık kuluyla beraberiz. Aşığın kulundan, sevdiğinden onu yaşıyor ve tadıyoruz. Diriliyoruz. Zaten diriliş ayı.
Ramazan ayı niye diriliş ayıdır? Ramazan ayında biraz insan kıpırdıyor ya, herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Onun bir huzuru var. Bir de tam olarak Hazreti İnsan, Allah'ın o nefettiği ruh olursa insan nasıl olur? Hepiniz daha iyi biliyorsunuz nasıl olacağını. Artık her şey bir nimettir. İnsan olmak gerçekten, ama gerçekten büyük bir nimettir. Bazen böyle insan düşündüğü zaman, anlamaya çalıştığı zaman o nimeti anlayamıyor. Gerçekten anlayamıyor. Onun için Allah bizi, hepimizi, bütün insanları, zaten bütün insan böyledir. Bu dünyaya gelmeden önce Allah'a aşık değil. Öyle. Allah'ın aşkından herkes bir şey, Allah'tan başka hiçbir şey bilmiyorduk. Biliyor muydu hiç kimse? Sarhoş aldı. Bütün şimdi yeryüzündeki bütün insanlar dünyaya gelmeden önce Allah'a aşık değil miydi? Aşıktı. Mesele işte burada o aşıklığı, o hali tekrar kazanmaktır. Ve Allah zaten bunun için bizi göndermiş buraya. O hali yaşayalım, tadalım, onu kemalete erdirelim. Onun için buyuruyor, insanı yarattım varlığını tatsın diye. Varlığını. Ve bir tarafını değil, varlığını tatsın diye. Allah inşallah hepimizi o varlığını tadanlardan eder. Bizim bütün derdimiz budur. Çünkü bu öyle bir nimettir ki, insanın aklını başından alan bir nimet. Her gün, her birimiz bunu tatmışız. Ve her birimiz o nimetten kendimizi ne kadar mahrum ettiğimizde, kendimize ne kadar zulmettiğimizi anlıyoruz. Kullarım, Allah'ı sevenlerin, Allah'ı sevmek, Hazreti İnsan olmak hayal değil. Bizden öncekiler mesela, biz eski dost, Allah dostlarına bakıyoruz. Onlar bak. İmreniyoruz yani. İmreniyoruz değil mi öyle? Doğru. Allah'ın yarattığı o fıtratta bizi de o fıtratta yaratmış. Bizde de o özellik var. Her birinin Allah için neler yaptığını, Allah'ın aşıklıklarını anlatıyoruz. Biz de bu nimet bizde de var. Ama tek bir şey, bunu unutmamak gerekir. Allah bir şeye bir takdir koymuşsa, sünnetullah koymuşsa, o sünnetullahı kabul etmemiz gerekir. Yani Allah, onlar nasıl kazandılar? Onlar bir Hazreti İnsanla beraber olup kazandılar. Biz de bir Hazreti İnsanla beraber olursak biz de kazanırız. Eğer istersek, kendi kendimizi kabul edersek. Zaten Allah bize her şeyi vermiş. Ben bazen öyle düşünüyorum, bakıyorum kendime. Her şeyi Allah vermiş. Abd olarak yaratmış. Sürekli benimle ol diyor. Beni huzuruna günde 5 sefer 5 vakit davet ediyor. Bununla beraber sonraki vakitlerde de gelebilirsin. O yolu bana açmış. Bunu böyle yap diyor. Şöyle yap. Hayatımın her alanında Allah zaten bana her şeyi vermiş. Bize her şeyi vermiş. Biz kabul edersek, kendimizi kabul edersek. Evet. Ya Rabbi, sen şahitsin ki ben senin nefettiğin ruhum. Ben senin nefettiğin ruh olmak istiyorum. Gönülden bir sefer bunu Rabbimize diyelim. Bu mübarek ayda gönüllerimiz açılmış. Allah bize ikram etmiş. Allah bütün kullarına kazanma imkanının sonuna kadar ikramda, lütufta bulunduğu aydayız. Kapıları açmış. Ve sadece bir sefer. Yani ya Rabbi, ben de seni istiyorum. Senin o nefettiğin ruh olmak istiyorum. Sen beni abd olarak yaratmışsın ya. Ben de sana abd olmak istiyorum. Ve gönülden Allah'a ihdina siratel müstakim diyelim. Ya Rabbi, beni siratel müstakime, bizi hidayet et. Ondan sonrasını Allah ikram ediyor. Zaten Allah bunun için bizi yaratmış. Bunu isteyelim Allah'tan. Yoksa ya Rabbi, ilk başta çok namaz kılayım, çok ibadet edeyim, bunu yapayım, şunu yapayım diye. Önce bir insan olduğumuzu, insanlığımızı bir tadalım. Gerçekten bir, yani ben bir insanım, böyle bir insanlığımı bir tadayım ya. Beni yaratan bir Rabbim var. Ben onunla görüyorum, bir onunla görmeyi tadayım. Ben onunla duyuyorum, bir onunla duymayı tadayım. Ben onunla seviyorum, bir onunla olmayı bir seveyim, bir onu yaşayayım. Yani insanın kendine
yaptığı en büyük zulüm insanın kendini Rabbinden mahrum etmesidir. Onun için her birimizin, Allah ayet-i kerimede buyuruyor ya, ey insanlar siz Allah'ın fukaralarısınız. Biz Allah'a fukarayız. Bunu kabul edelim. Biz Allah'a fukarayız. Gerçekten Allah'a fukarayız. Biz Allah'ı sevmeye muhtacız. Bizim Allah'tan başka neyimiz var? Bizim Allah'tan başka kimimiz var? Onun için o fukaralığımızı kabul edelim. Ya Rabbi, beceremedim. Gerçekten beceremedim. Bak, her birimiz her gün yakınlarımız ölüyor, herkes gidiyor. Allah'ı tanıyamadık, onunla beraber olamadık. İnsan olup Allah'ın istediği gibi o hazı, insan olmanın hazını yaşayamadık. Kendimize zulmettik. Ben kendime zulmettim ya Rabbi. Ben kendimi senden mahrum ettim. İnsanın Allah'tan kendini mahrum etmesinden başka büyük bir zulüm olamaz. İnsanın kendini kaybetmesi. Onun için ne diyoruz ya Rabbi? Sen kereminle, zatının hakkı için kendi senin üzerimizde bir muradın var. O muradının hürmetine, o muradını sen böyle dilemişsin ya. O muradının hürmetine bize senin o muradını üzerinde gerçekleştiren kullarından et ve bize insanlığımızı, insan olalım, nefettiğimiz ruh olalım, bize varlığımızı senin murad ettiğin gibi bize tattır. Allah'tan isteyelim, Allah kerimdir. Allah lütfeder, lütfetmeyi sever. Zaten Allah bizi buna davet ediyor. Yoksa yani mesele insan nedir? İnsan Allah'ın sevip yarattığıdır. Allah'ın ondan, sadece Allah bundan, insandan bunu istiyor. Onun için diyor, Allah ayet-i kerimede buyuruyor ki, ben sizden rızık istemiyorum. Beni doyurmanızı istemiyorum. Allah bunu söylüyor. Sadece Allah vedüddür. Allah'ın bütün isimleri tek taraflıdır. Allah'ın vedüd ismi çift taraflıdır. Seviyor, sevilmeyi istiyor. Biz onu sevmeye zaten biz muhtacız. Bir insan hayatında bir sefer Allah'ın bir zerre sevgisini tadarsa artık o Allah'a ne kadar muhtaç olduğunu ve insan olmak için zaten o nasıl çırpınır, o Allah'tan nasıl onu dilenir, onu anlar. Onun için inşallah biz de bunu kazanırız. O insan olmayı, o Allah'a nefretli ruh olmayı. Halk hocam biraz özür dilerim hocam. Estağfurullah. Az önce anlattıklarım da gerçekten bazen yani senin gibi ben de düşünüyorum. Mesela dün namaz kılarken gece namazında bazen insan hani böyle Allah'ın huzurunda durmak için mücadele ediyor. Nefsiyle mücadele ediyor, tamam. Kendisiyle mücadele ediyor. Yani bir sefer Allah'ın huzurundaki o huzurda durmayı tatmışsa insandır, muhtaçtır, samet olan Allah'tır, Rabbimizdir. İnsan bunu istiyor yani. Yani hep Allah'ın huzurunda olsun istiyor. Ama kimse bir şey demesin, beni huzurda alıkoymasın diyor. Bir şey aklıma gelmesin. Bir şey aklıma gelmesin diyor. O an nefsinle, fikirlerinle, düşüncelerinle, her neyse ve sözlerinle mücadele ediyorsun yani. Savaş. Savaş halindesin yani. Yani bir, iki, üç, beş yaptıktan sonra biraz önce sen dediğin gibi hocam gerçekten Allah huzura alıyor. Ama öyle bir alıyor ki gerçekten yani şu an bizim birbirimizin huzurunda, birbirimizin yanında oruçlu gibi değil ha. Çok farklı bir şey ya. İstiyorsun üstünü yırtasın, istiyorsun başını yırtasın, istiyorsun kafanı duvarlara vurasın. Yani istiyorsun gözlerinde yaş değil. Gözlerin aksın. Kan aksın, kan ağlasın, yüreğin kan ağlasın. İstiyorsun bir sefer Allah diyeyim vücudun paramparça olsun. Yani o anki Allah'ın hani siz dua edin, duanıza icabet edeyim buyuruyor ya Rabbimiz. Yani o anda o icabeti insanı adeta çıldırtıyor yani. Yani kendinden geçirtiyor. Gerçeklemese bir ara pillava Allah'ın, Allah isimlerinin lafızlarının manasını söylemişti ya. Aşkın. Hayrete düşüren, kendinden geçiren, yani şaşırılan. Yani böyle anlatınca insan bazen o sen dediğin gibi o tefekküre dalınca gerçekten insan
yani çıldırmaması mümkün değil ha. Bu çıldırma tabi sıradan insanın çıldırması değil. Edepten, korkudan, boyun büküşünden. Aslında o sana büktürüyor. Aslında o sana kulum bak ben seni sevdim. Yani sen biraz önce dediğin gibi Halat Hocam. Aslında Rabbimiz bizi seviyor. Bizden sadece o sevginin karşılığını bekliyor. Yani teşekkür, hamdi bekliyor yani ya. Zaten teşekkür ettin mi, hamd ettin mi? Zaten Allah seni istesen de istemesen de. Hani Pir Baba buyurmuştu. Veli olan zatları Allah dilediği zaman huzura alır. Mesela namaz müminin miracıdır buyuruyor ya. Ramazan ayının 5. günündeyiz. Mesela namaz kılmışlar. Allahu Ekber deyince hani dünyayla bütün bağımızı koparmaya çalışıyoruz. O mücadeleyi namazdan önce biraz Allah demeye çalışıyoruz. La ilahe illallah deyip gönlümüzü huzura kavuşturmak için, huzurda durabilmek için o zikrimizi çekiyoruz. Ondan sonra Allahu Ekber dediğinde yani sen diyorsun senin için her şey bitsin. Bazen bitmiyor olabilir. Yani bizim yıkılmamamız gerekiyor. O alemlerin Rabbidir. Öyle buyurdu. O dediğim her şey zaten oluyor. Belki de o bizim o çabamızı, gayretimizi seviyor. Pir Baba anlatmış, bir ara demişti hani Leyla ile Mecnun hikayelerini, aşık ile birbirini sevenlerin hikayesini anlatınca mesela biri sevdiğinin huzuruna çıksa, hava buz gibi olsa, kar yağsa, yağmur yağsa, bir sefer ben sevdiğim kızı böyle pencerede böyle bir perdeyi aralayıp onu görmek için sabahlara kadar bekliyorsa, o soğuğu çekiyorsa, o sıkıntıyı çekiyorsa, o ıslaklığı, o çileyi çekiyorsa yani. Hissetmiyor bile. Hissetmiyor bile. Yani. Çekiyor, hissetmiyor. Başta çeker, doğru. Sonra der sen buna layıksın. Sıkıntı yok, sonra o sıkıntıyı, o şeyi gider yani. Yani o sen dediğin gibi artık o hissetmez hale gelir o. Hissetmez hale geldiğinde tabi sevdiği de artık bakar. Kurtuluş yok bunda. Sabaha kadar burada da bari durmasın, üşümesin de bir perdeyi aralar yani. Aynen. Kendinden geçer. Gerçekten Rabbimiz, yani biz de tabiri caizse huzura giderken biraz o soğuğu yaşayalım. O fedakarlığı. Biraz o fedakarlığı yapalım. Biraz da sanalım. Biraz kar yağsın. Genelde sıtma beni tutuyor. Biraz sıtma dursun, titresin. Ama muhakkak ki gerçekten biraz önce anlattığın gibi yani sen konuşurken Halat Hocam ben seni hayretle gerçekten dinliyorum. Valla biz de hayretle dinliyoruz yani. Allah razı olsun. Araya da bazen böyle gireyim ister istemez. Estağfurullah. Yani Halat Hocam'ın tabii her kardeşimizin hali, her kardeşimizin bakışı, her kardeşimizin gönül hali gerçekten farklı. Hiçbir yüzüne benzemiyor. Yani meyvelere benzetmek gerekirse biri portakaldır, biri elmadır. Biri muzdur, biri kirazdır, biri çilektir, biri meyvedir, biri sebzedir. Ve bu insan vücudu için nasıl gıdaysa, değil mi? İnsan vücuduna nasıl faydası varsa, manevi olarak da bütün kardeşlerimiz aynen böyle. Rengarenk. Rengarenktir. Ve bununla beraber aslında bütün Allah'ın yaratmış olduğu bütün kula rengarenktir. Aynen. Allah öyle buyuruyor. Yeryüzü, gökyüzü Allah'ın sanatidir buyuruyor. Boyasıdır. Öyledir. Bak bir gökyüzüne bir çatallık görebiliyor musun? İnsanda bir çatallık diye bir şey yok. Biz kendimizde görüyoruz yani ya. Kendimizde gördüğümüz için o yüzden senin biraz önce dediğin gibi yani aynen o şekilde. Hocam biz mesela Allah'ın nimeti sayesinde insan-ı kamile, müşid-i kamile beraber olduk. Biz bunları fark ettik, anladık. Mesela insanda nasıl bir güzellik olduğunu Allah o güzelliğimizin üzerini hidayetçisiyle kaldırdı, hissettik, tattık. Şimdi İnsanın kendisinden haberi yok. Kendisinde olan özelliğinden haberi yok. Mesela siz az evvel buyurdunuz ya, eğer bir beşeri böyle sevebilmek için o kadar fedakarlık yapabiliyorsa, bu duygular ona nereden geliyor? Bedenden mi geliyor? Beden neden yaratıldığını herkes biliyor. Biliyor. Sudandır. O özelliği yok değil mi öyle? Aynen. O özellik var onda. İnsanda var. Biz bilmiyorduk. Kendimizi bilmiyorduk, tanımıyorduk. Dolayısıyla o özelliğimizden de bizim haberimiz yok. Yok, doğru. Allah abd olarak yaratmış ya. Abd olarak yaratmış. Aşık olarak yaratmış. Onun gönlü zaten böyledir. İnsan zaten böyledir. Bu sefer kendini bilmeyince,
Rabbini seven, gerçekten aşık olan bir insanı görmeyince onu anlayamıyor, insanı da anlayamıyor. Mesela biz böyle biriyle beraber olmadan anlayamaz. Der belki herkes böyledir mesela. Normal insanların gördüğü gibi insan işte dünyayı sever, birini sever, kazancı sever, parayı sever. Arada bir işte Allah'ın cennet içinde Allah'ın yap dediklerini, namazını kılar, orucunu tutar. Yani görmeden insan bilemez. Bilemez, doğru. Ne zaman işte bir insan, Hazreti insana beraber olduğunda bu sefer anlıyor. Ve o kendisindeki o özellikleri, o özellikler aslında hepsi Allah ona bize vermiş. Niçin vermiş? Onu Allah'a karşı kullanalım diyedir. Değil mi öyle? Aynen öyle. Bu sefer Allah'la olmayınca insan o özellikleri nerede kullanıyor? Başka yerde kullanıyor. Muhatap yani hepsi bizde mevcut. Evet. Tabii tabii muhatap olduklarıyla kullanıyor. Hepsi bizde mevcut ama insanda. İnsan gerçekten bazen böyle insan gariptir gerçekten. Gerçekten insan acizdir. Muhtaç. İnsan gerçekten fukaradır. Allah onu seven olarak yaratmış. Onun gönlünde alemlerin Rabbinin yerini ne doldurabilir? Hiçbir şey. Hiçbir şey dolduramıyor. Ben bazen Rabbimle dertleştiğimde diyorum ya Rabbi senin sevgin öyle gönlünde öyle bir boşluk var. Ben seni bilmediğim için, sana yakın olmadığım için bu sefer onlar orayı doldurmak için dünyayı sevdim, bunu sevdim, mevkii, makamı aslında hepsi senin bendeki o boşluğu doldurabilmek için. Gerçekten bütün insanlar da biz hepimiz biriz. Bizim hepimizin yaratıldığı alemlere Rabbi bizi yaratmış. Hepimiz hakikati Muhammediyeniz. Hepimizin derdi de birdir. İnsan orayı doldurmak için çabalıyor. O boşluğu, orada alemlerin Rabbinin tecellisi var. Gönül boşluğu kabul etmiyor bu sefer. Neyi koyuyorsa orası mutmain olmuyor. Başkasını doldurur. Bu sefer o yetmiyor. Arada bu sefer nefis, şeytan şeyler giriyor. Aslında insanın derinliğinde, hakikatinde alemlerin Rabbinin o gönlündeki boşluğu doldurma derdiyle uğraşıyor insan. Ama hiçbir şey bunu dolduramaz. Onun için zaten biz abdız, aşığız, seveniz. Biz Rabbimizi biz kendimizi Rabbimize abdiyeti kabul etmesek bu sefer orayı doldurmak için bir sürü ilah ediniriz, bir sürü şeye de abd oluruz. O özelliğimizi orada kullanırız. Ama bir kendimize gelsek sadece Rabbim ben seni istiyorum desek zaten Allah iste diyor. Yani cömert biri bugün birimiz benden gel bunu iste dese gelse kapımıza geri çevirmeyiz değil mi? Allah namazda ihdina siratel müstakim diyor. Siratel müstakime hidayet ol. Aynı zamanda ne demektir? Hepiniz biliyorsunuz. Bana vasıl ol demektir. Bana kavuş demektir. Allah bütün yeryüzündeki insanlara her zamanda hepimizi kendine davet ediyor. Bunu anlasak, bunu görsek Allah bizi seviyor, Allah bizi kendine davet ediyor. Bizim de inşallah biz kendimiz için nasıl istiyorsak bütün Allah'ın kulları Rabbinin sevgisini inşallah kabul edip tadarız. İnşallah. İsteriz. İnşallah. İstesek zaten verilmiş. Allah vermediği bir şeyi istetmiyor. Vermiş zaten. Bazen böyle ayetlere baktığımızda hepsini vermiş. Allah buyuruyor ya Allah dilemeden siz dileyemezsiniz. Allah bizi huzuruna kabul etmese, davet etmese ya da bizi sevmeseydi ve bize o kendi isminin tecellisiyle o sevgiyi gönlümüze vermeseydi hiç kimse Allah'ı isteyebilir mi? İsteyemez. Allah zaten yaratmazdı da onu. Sevmiş ki yaratmış. İşte insan kendindeki güzelliğin, hazinenin farkında değil. Bir Efendimiz ne buyurdu bir baba? İnsan hazinenin üzerinde oturmuş bir dilenci gibidir. Evet. Gerçekten bunu mesela biz kendimizde tadıyoruz. Hazinenin üzerinde oturmuş bir dilenci. Hazine onda. Allah'ın nefrettiği ruh onda. Aradığı huzur onda. İstediği güzellik onda. Ne istiyorsa insan hepsi ondadır. İnşallah hepimiz o hazinemizi keşfederiz. Aha. Zaten bu aylar
Bu mübarek ay. Allah ayet-i kerimede buyurmuyor mu? Allah Ramazan ayında insana hidayet ve rahmet olsun diye Kur'an'ı indirmiştir. Kur'an ayı. Evet. Kur'an ayı, Kur'an aynı zamanda nedir? Allah'ın kuluyla muhatap olmasıdır. Olması. Evet. Okunan, okuyan demek. Evet. Aynı. Muhatap oluyor. Allah bizimle muhatap olmuş. Onun için insanlara hidayet ve rahmet. Hidayet bir şeyin sonuna ulaşmaktır. İhdina sıratel müstakim de olunca Allah'a kavuşmaktır. Allah bu ayda zaten gerekeni de ikramı da yapıyor. İste diyor kulum bak. İste normalde gerçekten Allah'ın yardımı olmasa hepimiz biliyoruz ki biz bir adım atamayız. Öyle. Bir de insan Allah'ın nefrettiği ruhsa ruhtur, bir de hayat da var. İnsan ve hayat var. Hayat da hepsi de Allah bize o aşıklığı kazanmamız için bize verilen imkandır. Yani mesela şimdi güven bir şey olmasa bir merdiven bir şey insan yükselebilir mi? Yok. Bütün imtihan da bir basamak gibi merdiven gibi Allah önümüze vermiş, kulum buraya bas bana gel. Bas yüksel. Bak bas yüksel gel. Hepsi yani sonuç itibariyle insan Allah'ın sevip yarattığı, kendisi için yarattığı varlıktır. Hayatta Allah ona o imkanı veriyor. Biz de bunu anlarsak İnşallah. Rabbimiz bize her şeyi ikram etmiş, hepsini ihsan etmiş. Biz de Allah'a hamdolsun kabul ediyoruz, istiyoruz. İnşallah. İstemeye devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Yola devam ediyoruz. İstemek de güzeldir. Hamdolsun. Gerçekten bazen mesela hani herkes böyle düşünüyorum. Evet, Allah'a abd olmamanın o güzelliğinin karşısındaki mahcubiyet insanın ne olaydı da öyle mahcup olmasaydım, hani olmasaydım dedirtiyor o güzelliğe karşı. Bazen de diyorum ya Rabbi beceremedim, gerçekten hakkını takdir edemedim. İnsanlığımın, nefettiğin ruhun hakkını takdir edememişim. İnsanların da hakkını takdir edememişim. Evet. Çünkü insana bakınca onu öyle göremiyorum. Yani hakkını takdir edemiyoruz, varlığın hakkını da takdir edemiyoruz. Hiçbir şeyin hakkını takdir edemiyoruz. Ama yine de sana kul olmaya çalışmak, bu çamurlu halimle, bataklığımla da, düşsem de bazen feryadımla da, şeyimle de, yine gerçekten sana hamdolsun ki sen yaratmışsın. Yine de her şey güzeldir. Güzeldir, gerçekten güzeldir. Seni seven bir Rabbin var. Bir de o sevgisini de sana ikram etmiş. Arada bir düşüyoruz, kalkıyoruz, sürünüyoruz. O varlık, benliğin, nefsin varlığın acısı bazen insanın üzerine geliyor hepsi ama her şeye rağmen. Çünkü bir sefer diyorsun, hatırlıyorsun, beni seven bir Rabbim olduğunu hatırladığın anda zaten gönlünü sana açıyor. Yani kul olmak güzel, insan olmak güzel. Allah'ı istemek, gerçekten sevmek çok çok güzeldir. Her şeye bedeldir. Nefes alıyorum sana. Ben daha önce bazen gerçekten düşünüyordum. Hani hayat böyle karışıktır ya. Bir şeyler yapılıyor, bir şeyler bozuluyor. Yani bazen böyle bakıyorum, bütün bunlar ne içindir ya? Bütün bunlar neye değerdir? Gerçekten anlayamıyordum. Yani bütün bu nedir, ne içindir, bu ne? Yani bu yapılan şeyler. Şimdi idrak ediyorum. Bütün bunlar değerdir. Değil. Gerçekten. Bütün bunlar güzeldir. Niye? İşin ucunda Allah'a kul olmak, abd olmak ve Allah'ın muradını gerçekleştirmek var. Evet. Bu sefer her şey yerli yerinde oturuyor. Hocam zaten programımızın da sonuna geldik aslında. Yani hiç bölmek de istemiyorum açıkçası. O kadar böyle gönülden konuşuyor evet, ki Haluk hocamız. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Haluk hocamız konuşurken bazen evet. Pir Baba'nın bahçe sohbetleri oluyor. Belki biliyorsunuz. Evet. Sinan abi genelde çekim falan yapıyor. Mesela Haluk Hoca baba, Pir Baba ona anlat deyince Haluk Hoca kendi halini anlatır. Öyle. Kendi tefekkürünü anlatır. Ağlar gözyaşına. Yemin ediyorum ben kendimden geçeyim. Allah onlara razı olsun, sizlere de razı olsun. Allah bize bütün bunları
kısa bir dua da vesile kıldığı zata bir babaya. Allah ondan razı olsun. Amin. Allah o bizi nasıl Allah'la beraber ettirip sevindirdiyse gerçekten bu anlatılmaz ve bu anlaşılmaz bir şeydir. Bunu bazen Rabbim de şahittir. Ya Rabbi diyorum, o beni seninle beraber ettirip nasıl beni sevindirdiyse sen onu zatında sen de onu sevindir. Amin. Onu zatında sen biliyorsun o neye seviniyor. Amin. Çünkü ben biliyorum ki ben bir damlayım, ben bir deryayı anlayamam. Evet. Sen onu zatında sevindir. Amin. O nasıl senin sevgini, aşkını kendi gönlünden bize tattırdıysa, tattırdı. Kendi gönlünden tattırdı. Üzerinden tattırdı. Sen de ona, onun senden umduğunu ona tattır. Amin. Dünyada da ona tattır, ahirette Amin. De ona ikram et. Dünyada da, ahirette de. Sen onun nasıl razı olacağını biliyorsun ya Rabbi. Sen onu öyle razı et ya Rabbi. Amin. Allah hepinizden razı Allah olsun. Allah senden de razı olsun. Yüreğinize sağlık hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun. İnşallah ilerleyen zamanlarda Ramazan ayı içerisinde tekrar alma durumumuz olur. Sizi İnşallah. Fırat hocamızı beraber. Hocam da çıkardım. Ben de bereketimde istifade ederim. Biz inşallah. Kardeşlerimizden o güzelliği alıyoruz. Allah razı Allah'ın olsun. Lütfudur. Kendimize dertleşiyoruz. Öyle. Biz Allah'a kuruyuz. Fakiriyiz. Ama bu vardır. Mesela siz şimdi öyle söylüyorsunuz ya. Kul kendini biliyor. Sen kendini hisseden tabii. Ben Yok. Gördüğüme şahidim yani. O değil. Allah'a yemin ederim ki Allah demeye yüzüm yoktur. O yani keşke eğer ben bir gün Allah ikram ederse, Allah'ın istediği gibi bir kul olup onun muradını yerine getirirse ve Rabbim beni kul olarak kabul ederse. Orada bizim mi? Hepimizin. Beni kul olarak kabul ederse Allah'a yemin ederim bunu seve seve söylerim. Hatta iftiharla. Ama bizim Rabbimize karşı gerçekten biliyoruz. Yani bizim yüzümüz karadır. Öyle söyleyeyim. Ama bir baba buyurmuştu. Ne olursa olsun gecemiz tek şey var. Ya Rabbim biz seni seviyoruz. Evet, hamdolsun. Allah hamdolsun. Evet. Seni seviyoruz. Seni seviyoruz. Seni istiyoruz. Son sözümüz de o olsun inşallah. İnşallah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz Fırat hocam. Fırat hocam size de çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Estağfurullah. Bugün de Diriliş Ramazan ayın programının sonuna geldik. Allah inşallah bu Ramazan'da hepimize aşıklı, muhabbetli, insan olmayı tattırmayı nasip eder. Allah'a emanet olun, selametle kalın inşallah. Amin.